Evet abi, Surviving Mars'ta en son nerede kalmıştık? En son ben buraya gelip bir kurulmuştum. Daha sonrasında oksijen, su, yakıt için falan bir sistem attıydım, elektrik için. Sonra da bu kubbeyi atmıştım. Ama kubbeyi çok erken atmışız. Yani aslında bu kadar erkene gerek yokmuş. Biraz daha sistemi kurup etrafı kaynakları toparlayıp atmak daha faydalı oluyormuş. O yüzden Bunları kaldırsam olur. Yani şimdi atarım bunlar patlar ölür falan. Ondan sonra içinden çıkılmaz bir hale geliriz. En baştan kurulmamız gerekir. Sıkıntıya girebilir. Bir de bu su kulesi var ya mesela. Su kulesiyle suyu ürettiğim yer yan yana. Mesela. Buraya bir meteor düştüğünde bütün su sistemi patlıyor. Yani mantıklı olan aslında kubbeyi bir yere atıp da bu malzemeleri kubbenin birazcık yanına koymak. Ya da bunları daha uzağa koymak falan olabilir. Ya da bir nem sıvılaştırıcı burada başkası şurada falan gibi bölünebilir. Birisine zarar görürse diğeri de patlamasın diye. Mantıklı. Ya bu burada durabilir de bunun şimdi güzel bir konumda olması lazım ya. Bu etrafında çıkıp da çalışıyorlar ya. Nadir metal kaynaklarının etrafında bulunması gerekiyor. O yüzden biz diyelim ki şunları siz atmayın. Şunu da yıkıverin gitsin. Bizim şimdi kaşif aracımız geldi mi hocam? Kaşif aracımız gitsin. Şu anamolleri bir tarasın. Biz şu an etrafı araştırıyoruz. Buralara kadar da ulaşıp buralara da kule falan kuralım ki her tarafı tarayabilelim. Şimdi şurada su olabilir. Bak burada su var. Yani benim buraya ulaşıp buradan suyu yer altından çekmem lazım. Bak bizim kaşif aracı buraları tarıyor. Bakalım ne çıkaracak. Şurası tarandı ki burada ne çıktı? Burada su varmış. Yeraltı suyu. Doğa manzarası. Bir kubbenin menzili içinde olduğunda tüm konutların konfor seviyesi artar. Bir de anomali varmış. Şimdi anomaliyi araştırdık. Kızıl, gele Kızıl gezegenin ıssız yüzeyi ilk bakışta göründüğünden çok daha zengin. Bilinmezliklerle ve mucizelerle dolu bir hazine sandığı. Sadece nereye bakacağını bilmen gerek. Yani yeni araştırma mı geldi? Yakıt sıkıştırma ve su iyileştirme diye yeni iki araştırma gelmiş sanırım. Aynen, su iyileştirme gelmiş. Bir de burada yakıt sıkıştırma var. Roketin kargo alanı artıyormuş. Çok iyi lan bu. Bunu araştırın ha. Şurayı şu anda keşfediyoruz. Ve de bizim araç gelsin. Bir de şu anomaliyi tarasın. Şu an elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Buna gerek yok hocam. Seni kapatalım. Bir tanesi fazla fazla yeter bize. Bunun yakıtı doldu ya şimdi. Bunun yakıtı dolduğu için bu gideceğim ben diyor. Bunu yollayalım abi o zaman. Mesela yollayınca ne oluyor? Sen dünyaya dön hocam bak. Aha kalktı gidiyor galiba. Aynen bu gitti. Bu anomaliyi de taradık. Buradan da ne geldi? Manyetik filtreleme geldi. Moxin'in oksijen üretimini arttırıyormuş. Bir de drone sürüsü geldi. Bunlar güzel. Bu aslında var ya seni ben şu köpek gibi etrafta koşturacağım ha. Her yere gideceksin. Şimdi research tamamlandı diyor. Ne tamamlandı? Robotik tamamlandı. Şimdi yakıt sıkıştırmaya geçtik. Bak bana polimer lazım diyordum. Polimer fabrikası da kubbe istiyor. Şu metaller var ya yer altında çıkan metal. O da mı kubbe istiyor abi? Aynen bu da kubbelerden çok uzak diyor. Devrimsel bir teknolojiyi keşfetmişiz. Drone'lar %40 oranında daha hızlı hareket eder. Ya bu çok iyi. Ve taşıma optimizasyonu. Kaynaklar daha hızlı asat eder ve depo alanı 15 artıyormuş. Bizim taşıyıcı robotun. Hocam sen bir de şuraya git. Buradan araştırma puanı falan getirsen aslında güzel olur da. Ya insan lazım ha benim daha hızlı ilerlemem için. Şu an kaynakları falan sömürüyorum tamam da. Burayı taradık. Buradan da beton ve anomali çıktı. Şimdi şurada su olabilir gibi geldi bana da. Buralara biraz ilerlemem lazım ya benim. Ya bu oyunun bir DLC'sinde farklı işte ülkeler ekliyormuş. Onlar da Mars'a geliyorlar. Onlar da kasıyorlar. Onlarla bir mücadele de ediyorsun. O da güzel aslında. Of 1500 araştırma puanı kazandım lan. Şurası sayesinde. Düşük yer çekiminde yapay su oluşturma. Abi burada böyle garip grup şeyler geliyor da ben bunları bilmiyorum hiç yani. Şunu, şunu araştırsak olur ama. Benim şu an ne kadar puanım var? Şu an bilemiyorum. Şunu koy abi. Bak hem drone'ların Hızını arttıralım. Hem de hassatını ve depo olanını arttıralım. Dronelardan biraz gitmemiz lazım. Kaşif robotu da etraftan bir şeyler öğrensin. Benim sadece şimdi kabloyu uzatmam lazım. Tamam mı? Şimdi kabloyu uzatacağım. Ve mesela buradan da beton çıkarmak istiyorum. Biraz daha uzatıp buraya bir yere getirip buraya bile sensör atmak istiyorum. Bunun için tabi elektrik gerekecek bu tarz şeyler için. Bak şunu getir abi şöyle. Şuraya kadar getirsen. Drone kumandasından çok uzakta diyor. Evet öyle. Onun için şunu taşıyabiliriz. Bu buradaki görevleri yapsın diye bunlara emir verebilir. Tabii biz önce bir sağ tarafa doğru gideceğiz. Onun için şundan var ya aslında alıp da şuraya kadar çeksem buraya sensör atsam olabilir. Bunları şimdi rastgele atıyorum ileride kaldıracağım zaten. Yeni anomalide bir şeyler keşfetmişiz ama bu bizim tarafımızdan yani insanlar tarafından buraya gelmemiş. Mars'a ait bir şey de değilmiş. Bunun ne olduğunu şu an çözmeye çalışıyormuşuz. Seti uydusu fırlat diye bir şey geldi. Bu neymiş lan? Fon sağlar bu projeyi birden fazla kez gerçekleştirmek elde edilecek kazancı azaltır. Başla tabii keşif yolculuğunu. Ha bizim hyper bir yakıtlık mali yapıyormuş ha. Bunu yollayabiliyor muymuşuz? Dur bakayım gezegen görünümü. Dünyadaki roketi seçemiyoruz. Bizimkini roketi tamamını aslında yollayayım ya. Para lazım şimdi. Para gelsin. Bir söyleyeceğiz çünkü. Anomali analiz edildi ve 1000 puan verdi bize. Gelişmiş drone sürüşü araştırmasına 1000 puan sağladı. Güzel. %60 tamamlanmış. Burası tarandı. Buradan da su çıktı. Aslında şurası güzel bir bölge. Yani şey için mesela bir tane kubbeyi buraya atsam. Temel kubbeyi. Ve buradan amacım sadece polimer fabrikası, elektronik fabrikası falan olsa onları kursam etrafına olabilir. Suyunu zaten buradan çeker. Bu drone'lar için bir de şuralara bir yeniden şarj noktası atayım ya. Daha buraya kadar geldiyse şuradan şarj olup devam edebilsin yoluna. Evet Mars'ta bir su buzu bulmuşuz. Bizimkiler baya şaşırmış. Yani diyor ki yer altında bir su buzu oluşmuş olabilir diyor. Ama büyük bir su kaynağı daha bulamamışız. Yine de bize bir ek fon gelmiş. Bir güzel gelsin. Ya aşifarcı sen dolaş böyle. Ya benim merak ettiğim mesela benim bu drone'lar var ya dronlar buna bağlı. Şimdi şuradaki alan var. Buradaki alan var. Yani buradaki alandan ve buradakinden ve buradakine etkilenmiyor mu bunlar? İlla şunun alanında mı olması gerekiyor inşa yapımı? Mesela bir şey inşa edeceğim. Şunun dışına çıkınca şuradan kaynak getireyim demiyor mu buradaki? Yani buraya benim kaynağı taşımam gerekiyor. Taşımak için de buraya benim ne lazım bana? Metal lazım mesela. Ya burası yine benim istediğim kare mi? Yani değil. Şuraları daha hızlı tararım ama. Neyse şimdi ona uğraşmayayım bari. Şuraya o zaman bir tane sensör kulesi dikin. Evet yer altında magnezyum bulmuşuz. Bu da robotik teknolojilerin gereksiniminde %10 azalmaya sebep olmuş. Güzel. Başka analiz etmediğimiz bir anomali kalmadı. Sensör kulesi öncelik verelim de bir hızlı bir inşa edilsin. Güzel şimdi buraların sensör kulesi desteği %241 oldu yani maşallah. Şunları da sıraya ekleyeyim de şunların hepsini açsın abi. Şu anda fena değiliz de ben şu kısma bir kubbe atacağım ya. Yani. Bir şehir yapacağım buraya. Hatta şuradaki yaptığım çalışmanın aynısını bir de buraya getirip yapabilirim yani. Sadece biraz hızlı davranmak lazım. Bunlar çünkü çalıştıkça bakım ihtiyacından dolayı kaynakları azaltıyorlar. Güzel burası tarandı ve yeraltı nadir metali evet. Bir de araştırma sahası. Bak benim buraya da bir kubbe atıp buraya da çökmem lazım. Burayı taradık buradan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bu buradan metal topladı ya. İşte o metalleri buraya getirip şurada bir yere boşalttırabilirim. Şuraya bir yere bir kaynak deposu yapsam. Bak mesela şu an bana sadece bundan lazım ya. Getirip şuraya boşalt dediğim zaman. Buradaki robotlar artık burada kaynak olduğu için. Şuradan elektrik kablosu çekecekler yani değil mi? Aynen öyle. Çeksinler şuraya çünkü bir şey inşa edeceğiz. Para kazanmak ve araştırma için buraya da inşa etmem lazım. Burada fabrikasını yaparız. Burada araştırma ile para kazanma işini yaparız. Çok hızlı. Bir anda çok hızlı büyüyorum harbiden. Bu beni patlatabilir. Oo, buraya meteor düştü ha. Valla tehlike. Burada yeni anomali keşfedilmiş hemen. Kaşif. Buraya bir bakarsın. Düşük yer çekimi mantarı araştırması açıldı anomaliden. Mantar tarlası gelmiş buraya. Ve Higroskopik sıvılaştırıcı. Nem sıvılaştırıcı yükseltmesi. Aa bu da önemli. Bizde iki tane var şu anda. Ya şu dronelar için olan araştırmam bitince biraz da şu insanlar için olan araştırmaya geçmem lazım. Kubbeleri atmadan önce. Buradan bir anomali daha çıkmış be kaşif robotu. Kaşif robotumuz sülfür zengini bir regolit bulmuş. İki seçeneğim var. Diyor ki olabildiğince çok örnek toplamaya çalışırsam bin araştırma puanı verecek. En fazla sülfür içeren örnekler üzerinde jeokimyasal analiz gerçekleştirir dersem mühendislik teknolojileri gereksinimini %10 düşürecekmiş ki bu daha iyi abi. Bini bekleriz ama bu her türlü %10 daha iyidir yani. Şimdi buraya bir fabrika için bir kubbe atacağım. Ama onun için şöyle bir seçeneğimiz var. Şimdi tam donanımlı kubbeden istersem eğer yanına bu kral su deposunu Tamam mı? Bataryasını, nem pompasını falan getiriyor. Yani ben buradaki belli bir temel ihtiyaçları karşılarım diyor. Yani ne içeriyormuş? İçinde oksijen üretsin diye Moxie, iki tane nem sıvılaştırıcı, su kulesi, oksijen tankı, gıda deposu, elektrik kabloları ve borularıyla beraber geliyor. Ki bu güzel. Temelini atarsam ya bunda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunu atsam buraya suyu zaten çekeceğim yer var benim. Yani nem sıvılaştırıcıya gerek yok. E, Moxie'yi falan da kendim atarım. Çünkü bunun amacı zaten bir fabrikaya dönüşmesi buranın. O yüzden suyunu ben karşılarım. Moxie'sini ben atarım. Oksijen tankını, su tankını da ben ayarlarım. Şurada bir yerde. Buraya bir tane temel kubbe veririm daha iyi. Hatta bunun yanında bir temel kubbe daha veririm. Ona da işte eğlence yerleri falan kurarım. Ya da yemek üretimi. Arada bir bağlantı borusu atarım. İki tane kubbe buradaki işlerimizi görür. Yani bunun için ben buraya bir tane drone istasyonu kurmak istiyorum. Ama önce robotu araştırman lazım diyor ya. Araştırmadık mı lan robotik yani şey? Hocam sen burada dur. Biz buraya bir temel ihtiyaçları için bir depo atalım. Bir tane metal deposu olsun bak tam şurada. Bir de beton deposu olsun. Bizim şu araç var ya kamyon. Ona paso beton beton taşıttırırız. Buradaki sistemi attırırız bu şekilde. Elektrik zaten şöyle bağlantılı olmuş oldu ama daha iyi olur. Burayı taradık kaynak yokmuş. Burada bir anomali daha bulduk. Hocam senin ben gelip de buradan beton çekmeni istersem. Gelip çekiyor musun o betonu? Oy. Buraya vallahi bir tane meteor düştü bizimkiler. Ölücü gibi hemen koştular toplamaya başladılar. Buradan beton yükle diyeceğim. Bizim alete. Buraya boşalt diyeceğim. Şimdi bu çalışacak mı ben onu merak ediyorum. Öyle bir görevi var. Bakalım ne yapacak. Aynen. Buradan betonu yüklüyor. Bu tarafa boşaltmaya götürecek ki biz burada inşaat yapabilelim diye. Güzel. Güzel. Şimdi şuraya bir su sondaj tesisi yapıştırın abi. Burası taranmış ve boş çıkmış. Suyu buradan çıkartacağız. Bak daha sonra bunu en açık alan olan kubbeyi de şuraya yapmak istiyorum. O yüzden şuradaki kabloları yıkabiliriz. Kabloları etrafından geçiririz. Ha burada bir de manzara vardı değil mi? Doğru. Şu manzaranın da. Şu manzarayı da alsın abi şöyle. Tam, tam şurada durabilir ya evet. Şöyle yapıştır abi. Şimdi önce buraya neler atacağımı bir tasarlayayım ben. Buradan su çıkarılacak. Bunlar borular yardımıyla bir tane su deposunda bulunması lazım ki. Su deposunu da şunun alanının dışına atsam da olur. Şuraya bir yere. Şöyle iki tane su deposu atacağız. Burası taranmış. Buradan da bir şey çıkmadı. Şu alt taraflarda güzel şeyler çıkacak gibi hissettim ama bakalım. Daha sonra bize bir moxi lazım. Şurada bir su alanı daha olduğu için... Tam buraya meteor düşer. Bunların hepsi patlar diye Ürkerekten Moxie'yi şu ortaya atalım. Oksijen tanklarını da biraz daha şu bölgeye atabiliriz şöyle. Güzel şu robotik araştırması da tamamlandı. Ha, taşıma optimizasyonunu sağladık biz. Ya bizim şunu atmamız için neye ihtiyacımız vardı hocam? Drone istasyonu için. Drone istasyonu teknolojisini araştırmamız lazım. Evet baya mantıklıymış. O yok ama şu an o açılmadı. Aa binalar dronlar olmadan kendi kendilerini inşa ederler. Nanitler yakın kaynak depolarında kaynakları kullanır. Bu da iyiymiş. Ama şimdi insanları çağıracağımız için tarlalar. Tarlaların bir iyileştirmesini açalım. Daha sonra burada çok katlı bina var. Çok katlı bina da iyi gibi duruyor onu da açalım. Su iyileştirme sistemini de açalım. Moxilerin oksijen üretimini arttıran şeyi de açalım. Bunu da sıraya koyalım. Bunlar bir gelsinler. Bak bunu buraya attık ya bunu aslında daha güzel planlasak. Çünkü mesela bir kubbe daha atacağım ben. Attığım o diğer kubbenin de işte bu alanı almasını istiyorum. Yani diğer kubbe mesela burada olabilir. Burada olursa arada bir bağlantı olur. İşte yemeği falan burada üretiriz. Burada da belki insanlar yaşar ama bunun da konfor seviyesi artar. Bundan faydalandığı için. Bunu o yüzden bir sanki bir iki tık sağda atabilirdik. Ya yani yine atabiliriz de. Şimdi buranın son bir ihtiyacı kalıyor. O da elektrik. Hocam benim roketim var. Yolcu roketi de çağırabiliyoruz. Hatta bizdeki roketi yollayabilirim bile. Ama buraya tedarik kapsülü istesem ve de şundan istesem bu 2000 kilo muymuş? Ya yani jeneratörler kapalıyken tozdan korunur ancak az elektrik üretir. Öyle sen az elektrik üretiyorsun ya. <laughs> Bize şimdi polimer de lazım. Drone istasyonu da lazım buraya. Ben buraya roket getirsem olur ya. Şimdi roket getirsem bir tane drone istasyonu istesem buraya. Polimer fabrikasından istemiş miydim lan ben? Polimer fabrikasından istemiştim değil mi? Aynen bir tane polimer fabrikam var. Ya yani şunları da kurmak istiyorum da biz bir polimer fabrikasıyla başlayalım da. Bize bir drone istasyonu lazım. Şu jeneratörden istiyorum ben. Bu jeneratör pahalı ama ya. Hem de sağlam pahalı. Bu gelmesin. Abi o zaman kargo şeyine gerek yok ya. Tedarik kapsülü yeter bize. Bir tane drone istasyonu. Kalan paraya da polimer lazım şu an bize. Bir tane de drone. Birisi bize Yatırımcı olmak istiyormuş. Prefabrikleri daha da böyle sıkıştırabiliriz diyor. O yüzden diyor size bir devrimsel teknoloji verelim diyor. Reddedebiliyoruz. Ben bunu niye reddedeyim anlamadım. 500 milyon elde edersin. Prefabrik yapı sıkıştırma devrimsel teknolojisi açılır ve 150 araştırma puanı finansör araştırması elde edersin. Bu devamlı gelen bir araştırma puanı. Bunu bir alayım bir deneyim bakalım. Tek seferde gelen bir şey miydi o? Gol başına 350 evet. Durmadan gelecek güzel. O daha iyi oldu bak. Prefabrik yapı sıkıştırmayı da getirdi. 10.000 araştırma puanı. Tüm silindir binalar dünyadan prefabrik yapılar olarak sipariş edilebiliyormuş. Bu sektörü de taradık. Burada da kaynak yok. Şimdi burada elektriği nereden üreteceğiz? Burada elektriği güneş enerjisinden de üretmek istiyorum ben. Şuraya şöyle bir 7 tane güneş enerjisi atın. Bizim kaynak da gelmiş şuraya insin bakalım. Buraya keşif yolculuğu başlat dersen bunu seçip gönder dersen bu gidiyor mu abi şimdi? Ha gerekli yük. Ha bunların bunlar yüklendiği takdirde gidiyor. Lan senin 50 tane yakıtın vardı zaten. Keşif yolculuğunu iptal et dersen. E zaten içinde 50 yakıt var lan. Ruastas. Burada yeni bir anomali bulmuş. Burada ha, olabilir. Bir de burada var bir anomali. Gelip şunu bir araştırabilir misin? Kaşif robotum benim. Şimdi burası atıldı. Şu kablo bağlı olduğu için. Tamam mı? Elektriği Burası ve burası ortak kullanıyor ki bu kötü bir şey değil araştırma tamamlanmış hoş bu kötü bir şey değil çünkü ortak iki tane ikisinin de bataryası olmuş oldu 4 batarya var yani buradan da su üretiyoruz buranın su üretim oranı 3 şimdi de bunları şuraya bağlayacağız ve içerik kullanılabilir bir hal alacak hocam şuradan sen su tankerinden çıkarttığın suyu getirip de buraya bağla elektrik olarak da elektrik zaten ortak kullanılıyor. Alternatif bir elektrik yolu yapmak gerekiyor mu acaba? Mesela bunu buradan ayrı bağlayıp buradan ayrı bağlayıp olur da şuraya bir yıldırım düşer, kabloyu koparırsa filan diye. Ama bataryadan çeker zaten. Şuradan çıkart bunu ve de buraya bağla. Ya yani yerde bir elektronik bir alan varmış. Bizim rover oraya geldiği için belli bir süre boyunca iletişim kurulamamış. Şimdi de belli bir süre hareket edemeyecekmiş. Ama bu durumu avantaja çevirdik diyor. Drone'lar gelip bunu tamir etmesi lazım diyor düşük yer çekimi harekatta %50 azalma olduğu gereksinimlerdi diyor. Sensör kuleleri elektrik ve bakım gerektirmiyormuş artık. Daha hızlı dronlar ve roverlar. Bir de 200 milyon ek fon sağlamış bize. Şimdi bizim keşif aracı nerede abi? Burada duruyor. Tamire ihtiyacı var. Benim şu araçla dronları götürsem tamir ederler mi? Götüreyim, götüreyim bakayım sizi. Aynen. Tamirlediniz mi bunu? Güzel. Hep beraber şuraya dönün o zaman. Yaşam desteği bulunmayan kubbe oksijen yok bu kubbede oksijen diyor oksijen var. Şurada oksijen borusu var ya onu su borusuna bağlayınca ikisi aynı anda yolluyor mu acaba ya öyle bir şey var mı ki? Oksijenin borusu ayrı mı gitmeli bilmiyorum ama ayrı git ayrı gitmesine gerek yok galiba yine de şöyle bağlayın at. Son olarak da buraya bir tane drone istasyonu atacağız ki buranın droneları da burada kendi halinde çalışabilsinler. Tam şuraya ver hocam drone istasyonunu onu bir hemen kurun oraya. Tertemiz. Şurada bir tane drone vardı söylediğimiz. Seni buraya atıyoruz hocam. Sen kalk hemen burada çalışmaya başla. Güzel. Burası artık iki tane çalışmayan bina diyor. Hangi binalar çalışmıyormuş? Beton, sondaj tesisi ve yakıt rafinerisi. Siz niye çalışmıyorsunuz? Mekanik parçaya ihtiyacı varmış. Bunun, bunun da aynı. Ama ikinize de çok gerek var mı? Emin değilim. Yine de ben o kaynakları yollayacağım. Bak depolanan elektriğin tükenme süresi 5 saat diyor abi. Yani çok deli bir. Ya batarya sayısını arttıracağız. Ya da rüzgar türbünü kuracağız. Evet. Devrimsel teknoloji keşfedilmiş abi. Öz su. Son derece zengin yeraltı su yataklarını ortaya çıkarır. Bu da güzel. Şuraya ben elektrik için bir rüzgar tribünü istiyorum. Bir rüzgar tribünü daha maliyetli bir şey. Ama insanlar sıkıntı yaşamasın diye. Tam ucu ucuna yetiyor zaten elektrik ama olsun. Ucu ucuna yetmesin. Buraya da ne yapıyoruz? İnsanların yaşayacağı bir alan lazım. İleride bir apartman açılacaktı. Apartmandan önce ama şunu bir atalım. Apartman gelince belki apartman atar bunu yıkarız. O da kesin var ya huzurum, huzurum kaçırıyordur apartman olduğu için. Buraya bir tane de şöyle uzay barı atalım. Şu kısma bir tane tarla atacağız. Bu diziliş bu arada şeyden oyunun tutorialından gördüğüm diziliş yani. İleride belki ayrı bir tane kubbe atıp da işte bütün tarla işlerini orada yapalım gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum insanların moralleri neye bozuluyor neye bozulmuyor da. Bir tane de şuraya market vereceğiz şöyle aynen. Bunları bir inşa etsinler bakalım Şimdi buraya bir kaynak lazım hocam Senin çalışman için gereken kaynak yani Sana makine parçası lazım 10 tane makine parçası Bir de sana polimer söylesem Şöyle yapayım ya aynı. Buraya indirelim bunlar çalışmaya başlasın Buraya da makine parçası gerekecek Şunu inşa etmemiz için Bir de bunun bakımı da aynı makine parçasından istiyor Burada beton mu kalmadı O zaman robot araç sen buraya git Buradan beton getir şuraya Tamam mı hadi bakayım Evet burayı inşa ettik. Sadece şurası için polimer gerekiyor. Ki. Buraya da biraz polimer ve makine, makine parçası söylesek olur. Onlar geldiği zaman ilk insanları çağırmak için uygun bir hal alacağız diyecektim de. Bir elektrik sıkıntısı mı var ya? Araştırma tamamlanmış güzel. Polimer fabrikasını açabiliyormuşuz. Ve yakıt rafinerisini. Bunu araştıralım da bunlar açılsın. Drone'lar ve rover'lar daha hızlı hareket etsin mi diyor. Mars'tan canlı yayını bir açalım. Drone'lar olmadan binalar kendi kendini inşa edebilsin. Daha sonra bunu da sıraya koyalım. Şimdi yeni bölge taramak istiyorum. Onun için sadece biraz daha şu taraflara böyle bir sensör kulesi lazım da. Sensör kulesini de buradan buraya getirmek yani zor olur be. Tam şuraya kadar getirsem yalnız şu etrafı çatır çatır arattırırım. Yine de ufaktan ben onları taşıyana kadar en azından şurayı bir aramaya başlasınlar. Güzel tarlamız da buraya inşa edildi. Tarlada mahsul filan seçebiliyoruz ha. Enteresan mesela su ne kadar su tükettiğine filan bakabiliyoruz. Ona göre bir şeyler seçebiliyoruz. Oksijen tüketimi, su tüketimi. Bu ortam böyle 14 kişilik bir konut var burada. O zaman... Bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölümde insanları çağıralım ve onlarla uğraşmaya başlayalım. Onları e, iş olarak buralara atıyoruz. Bazı günler işte akşam kimse çalışmasın falan diyoruz. Öncelikler falan veriyoruz. Ve de insan çağırırken de mesleğine göre çağırabiliyoruz. Her insanın bir pozitif negatif özellikleri de oluyor. Ona göre de bir adam çağırmak gerekiyor. Orada da önemli olan bir şey varsa. Mesela yolcu paketi dediğimde bak. Mesela şuradan tıklıyoruz. Seçilen bunlarmış ama şuradan da seçebiliyorum. 63 tane aday var diyor. Mesela bu gıda, su, oksijen olmadan veya elektriksiz bir kubbede yaşadığında daha az sağlık kaybeder diyor mesela. Nüfus 30'un üzerinde olan bir kubbede yaşarken her gün konfor kaybediyormuş ama. Yalnızlık adamı. Uzmanlığı ise botanistmiş. Mesela çiğ yemek yediğinde veya konutu olmadığında konfor cezası almayan, bahçelerde ve fark, parklarda iki kat konfor kazanan birisi varmış. Alman. Bu da botanist mesela bu da alınabilir. Oyunun bize verdiği seçtiklerinden biri ise veganmış. Morali yüksek olduğunda performansı artıyormuş. Sosyal ilgi alanının tatmin olduğunda ilave konfor kazanıyormuş mesela. Bu da botanistlerden birisi. Jeologlar var. Şu anda hiç sağlık görevlisi almamışız mesela. Güvenlik görevlisi almamışız. Sol tarafta ise hiç onlardan denk gelmemiş zaten galiba. Bilim insanı falan var. Mühendis. Buradan 12 kişiyi getireceğiz. Burada yaşamaya başlayacaklar. Hatta mühendis falan alabiliriz. Belki yanında çalışması için mühendis gerekiyordur. Şu kısımları inşa edebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Mesela polimer fabrikasının aynı. Polimer fabrikasını gelip de örnek veririm. buraya kuracağız. Yanına bir tane de makina fabrikası, bir tane elektronik fabrikası kuracağız. Tabi burada bayağı bir insan yaşaması lazım. Onun için şurada da bir tarım için başka bir kubbe kurabiliriz. Tarımı full orada yapıp da ya da 2-3 eğlenceyi. Buradan buraya geçiş yapıp da burada çalışabilirler. En azından böyle bir üretime başlayabiliriz. Hangi meslek grubunu seçmek lazım falan ne kadar kaynak tüketiyorlar bilmediğim için ekstra kaynaklar bassak olur aslında buraya ki bir duruma göre bakarız. Bakarız çok tüketiyorlar. Patlatacak bizi. Ona göre hemen bir hemen ayarlama yaparız. Öbür açacağımız koloniler için önden bir tecrübe olmuş olur. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.